Herkese merhaba. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, dolap açık gördü yine Caner. Annemin yeni evine ev hediyesi almak için dışarıya çıkacağız. Aslan da babaanneye gidecek. Nereye aşağı? Kapıyı mı açalım? Ayakkabılar giyildi mi? Hemen anlıyor bir yere gideceğimizi. Biz de pazara gideceğiz. Sosyete pazarına da bir uğrayalım diyoruz. Hadi bakalım. İlk durağımız sosyete pazarı olacak. Bugün Bostan'da sosyete pazarı var. Artık böyle sık sık gitmeye başladım. Hem giyim hem de sebze bölümü aynı zamanda bugün. Giyime bakarız, bir şeyler alırız belki. Sonrasında da sebzelerimizi alırız. Evde kalmadı çünkü hiçbir şey. Ondan sonra da Miral'in dayı okuldan alır. Annemlere geçeriz. Böyle bir gün olacak yani arkadaşlar. Hava da güzel. Giydim yine kısa kolluları. Bizim minnoşların güzelliğine bakın. Bunlar iki kardeşler. Anneniz nerede çocuklar? Uyuyun uyuyun, rahatınızı bozmayın. Kocaman oldular onlar da. Bir anda serpildi boyları. Babaanneye geldin Aslan Toş. Özlemişindir. Daha dün beraberdik. Gel bakalım. Sarı oğlan. Annem, rahat et annem sen. Pazarda bayağı bir yorucu oluyor arkadaşlar. Bir de kalabalık ya oralar. Çok durmayacağız zaten. Ha, çok da durmayacağız. Bir de anneme hediye de bakacağımızdan bu kadar aşkım. Tabii. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Pazara geldik. İlk siftahı yapıyoruz sanki aşkım. 150 liraymış şu siftler. İyi fiyatları. Böyle renk renk de var. Biliyorsunuz ben Caner'in sivitlerine ortaklık çıkıyor. Seçtiremiyorsun yani. Aynen, renk çok olunca. Aa, yeşil de var bak Caner. Evet, 150 lira. Değil mi? Aslında çok güzel olur bu. Aç bakayım bir. Hadi. 150 liraya kalan vermez arkadaşlar. Biraz aç bakayım bir göreyim ya. 150 liraya bu malı dikmiyorlar arkadaşlar. Dikmiyorlar, doğru. Üstüne bir tutsana be. İyi mi? Yok, XL'ye bakalım sana. Rengi güzel ama. Dur bakayım. M gördüm bir tane de. O küçük gelir Caner'e. Hah, XL. Onu da tut bakayım üstüne. Nasıl? Güzel. Bundan al bir tane. Hadi güle güle giy aşkım. Sosyete pazarından ilk sana alışveriş yaptık. İyisin. Sen de giyeceksin zaten. Ben de giyerim. Gel buradan gidelim. Orası sebze bölümü. 15 liraymış. Ben patlıcan. Ne zamandır pazara geliyorum ama girmiyor. Girmiyor tabii. Geliyoruz geliyoruz. Caner çocuklara baktığından girmiyordu. Hadi iyi oldu. Ay, ev terliklerine bak. Ben de eksiftahımı yaptım. Tişörtlerden aldım. Ev terliklerini Caner beğendi. Beğendin mi? Evet. İçi de böyle tüylü. 150 lira fiyatı. Şurada Converse var 150 lira. Evet, ayakkabılar var 150 lira, terlikler var 60 lira. Onları da göstereceğim. Şu terliklerden de alalım gelmişken. Şurada da hop. Bakın. Deri hem de. Güzel. 150 lira mı bunlar? 150 liraymış. Baksana bildin. Yani orijinale benziyor değil mi? Pazarda da denemeden bir şey alınmıyor öyle. Dene bakalım aşkım. Nasıl? Küçük bir numara büyüğünü istiyorum. 44 numara denedin aşkım. Şu pazara gelince Caner terlik alınca da numaralar hiç olmuyor. Al 45 numara giy. Maşallah. Bu ne, günah? Bunu da ben 44 falan aldım galiba şu ayakkabıları. Bu güzel de. Ha tamam. Lekeli biraz. Ben sana bulurum aşk. Boyunu da uzattı bak. Arkalardan al. Arkalardan mı alayım? Tamam. Caner'le de böyle pazar alışverişi keyifli oluyor ya. Bakayım ben bulayım şimdi 45 numara maşallah. Çizgili kazak modası bu senede devam. Burada 150 liraymış, göster aşkım. Güzel değil mi? Güzel. Renk renk de var. Geçen geldiğimde ben buradan atlet almıştım. Çok beğendim yani, güzeldi. Şöyle grisi, pembesi, her renginden var burada. Bir de böyleler var. Daha böyle kare yaka. Çok güzel eşortman takımları buldum. Böyle marka marka var, kolonun var. Şöyle alt üst takım. 3-4 şurası, 5-6 burası. Şöyle uzunlamaya. Tamam. Aradığınız burada. Tamam abi. 3-4, 5-6 uzunlamaya diyorlar. Tamam. Çok güzel. 250 liraymış da fiyatları.
Böyle kumaşları da güzel. Ebebe'ye gidecektik. Ebebe'ye hiç uğramayız belki de böyle. Aslan'a da alalım, Mire'ye de alalım. Giyim bölümünden nihayet çıktık. Geldik sebze bölümüne. Evet, birkaç bir şey alacağız. İlk olarak üzümle başladım. Çocuklar bayılıyor biliyorsunuz üzüme. Üzüm aldım. Pazar öyle yorduk ki bizi. Şu çantanın içinde sadece giyimler var. Bir de birkaç böyle bir şeyler aldık eve. İşte çocuklar bayılacak. Çilek aldım onlara. En sevdikleri çilek, üzüm, elma. Araba yanmış Caner. Gerçekten bugün herhalde bir 40 derece var İzmir'de. Ya sabahtan bildiğin uzun kollu giyindim, evet. Uzun giyindim. Şimdi yanıyor hava. Sabah ben Mire'yi de kalın giyindirdim. İkinci kıyafet olarak yine bir sivit vermiştim ona. Yanacak yavrum benim okulda. Ama bir anda böyle sıcak oldu hava. Evet, alacaklarımızı aldık. Güzel bir alışverişti. Caner de gayet keyifliydi. Şimdi gidiyoruz Miralinda'yı almaya okuldan. Anneme biliyorsunuz ki hediye alacaktık. Onun hediyesini de tamamlayalım. Sonra annemlere geçeceğiz. Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım buraya. Ne getirmiş Mira? Uğur böceklerinden mi getirdin? Onu biz mi yiyeceğiz? Ben yiyeceğim. Yediniz mi sınıfta? Pilav yemiş bugün, turşu yemiş. Turşunun hepsini mi yedin? Öğretmen dedi, duydum ben. Turşuyu çok seviyor galiba dedi. Ay, okuldan çıkınca niye böyle oluyor? Bilmiyorum bu ki. Bu neyin belirtisi yani? Varsa tecrübeden bize yazsın. Böyle garip bir gülme geliyor çocuğa. Mutlu oluyor çocuk herhalde. Baksana. Bir de orada arkadaşları var. İster istemez onlardan da etkileniyor. Bak bak bak. Maymun hadi gidelim. Kuzum okul nasıldı bugün? İyiydi. İyi miydi? Evet. Üzüldüğün bir şey oldu mu? Neye üzüldün? Ben arkadaşlarımdan üzüldüm. Peki mutlu olduğun bir şey oldu mu? Evet. Ya neye mutlu oldun? Arkadaşlar. Ay. Ay. İzlerime falan oldu. Ay Allah'ım, bir tane arkadaşı varmış İbrahim Efe deyip duruyor Miralinda ya. Ay kuzum benim. Babaanneye hediye almaya gidelim mi? Hediye almaya gidelim. Evet, benim kızım hediye almayı da sever. Anneni çantaya koyalım, olur mu? Olur bir tane. Hediye vermeyi de sever, almayı da sever Miralinda. Gidiyoruz şimdi hop anneme hediye almaya. Bak şimdi kafamız biraz daha rahat değil mi? Mira'yı okuldan aldık. Aslan annem de zaten. Şimdi Mira'yla beraber gezeriz AVM'de. Sonra Aslan Taşa'da kavuşuruz. Annemin de hediyesini veririz. Bakalım ne alacağız? Yani aklımızda da öyle bir şey yok ama hani ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir filtre kahve makinesi olabilir aşkım. Olabilir. Biz de hep böyle elektronik eşyalar alıyoruz ya, farkında mısınız? Daha önce blender seti almıştık, sonra Türk kahve makinesi aldık. Şimdi bir de filtre kahve makinesi alalım diyoruz. Bakalım bulabilirsek eğer, hani gönlümüzden o geçiyor. Bakalım göreceğiz. Okuldan çıkınca Miran'ın da böyle oluyor arkadaşlar. Garip bir mutluluk. Gel buraya gel Ceylan'ım gel. Yavru Ceylan'ım benim. Bir tek bizim sesimiz var AVM'de yalnız. Baba bak oynamayım. İyi hadi al. Al hiç hadi, sevmiyorum al. Şu oyun hamurlarını. Evi mahvediyor da. Mahvediyorlar evi. Hadi bakayım oyun hamuruna. Kapağını kapat. Kapağını kapat. Aslan'a şöyle atlardan alacağım. Bunların fiyatları 100 lira arkadaşlar. Şöyle 2 yaş varmış. Bizim oğlana anca olur 2 yaşını alayım. Şöyle çok da renk çeşidi kalmamış aslında. Hep böyle bitmiş yaş grupları. Bir tane o renkte var gösterdiğim. Lacivert'te de buldum. Şu belleri bayağı bir dar ama şu boyları uzun. Niye böyle? Bu 2 yaş. Evet. Bunu alalım. Oyun hamuru mu oynuyorsun Mira? Hı? Bak aşkım bunlar 100 lira. Çok güzel. Aslan'a mı? Evet. Aslan'ın vardı böyle ihtiyaçları. Pazardan da aldık zaten. O da çok güzel. Şu ikisini alıyorum oğluşa. Yine bakayım ben reyonlara. Hiç gezmedim yani. Direkt buraya geldim. Aslan alacaklarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle üst aldım. Bu üstle de şu altı takım yaptım. Göstereyim. Şöyle gri alt.
Bir de yine şöyle aslanlı üst buldum. Bir tane de böyle aldım. Bu arada 3 yaş aldım. Beli bayağı bir sıkı geldi bana. Son ayı bu da düşmüş. Sonra bir de bunu aldım böyle. Hani ikisi takım olur diye. Bir de böyle aldım. Bu da ikili takım. Bunun da fiyatı 220 liraydı. Uyguna geliyor böyle ikili takım olarak. Tril tril bu da. Hafif rahat eder diye düşündüm. Bir de böyle aldım. Geçen seneden vardı aslanın kışlıkları. Bir de ben yine almıştım onu ama çok fazla almamıştım. İhtiyaç olduğu için böyle aslanın kıyafetlerini de tamamladık. Şimdi gidelim artık asıl konumuza. Babaanneye hediye almaya. Ne alacağız? Hadi bakalım. Mira da kendi hamur buldu. Onunla oynuyor bakalım. Hadi gidelim artık anneciğim. Anneme hediye almak için gelebildik nihayet. Bu arada saat kaç oldu bugün ya? 5'i geçiyor şu an. 5'i geçiyor saat gerçekten. Şunu beğendik. Filtre kahve makinesi de olsun yani. İstedim. Şeker makinesi mi? Babaanne ne yapacak şeker makinesini? Evet, bunu alıyoruz değil mi? Buna karar verdik. Kapalı kutusu varsa alalım. İnşallah vardır kapalı kutusu da. Bir sor bakalım sen ya. Güzel. Şansımızda ürünlerin stokları yokmuş arkadaşlar. Zaten birkaç tane filtre kahve makinesi vardı. Hiçbirinde stok yok. Yine sadece teşhir ürünleri var. En son biliyorsunuz aslında bir akülü araba alacaktık. Onun stoğu yoktu falan. Böyle elektronik eşyalarda nedense artık stok bulamıyoruz. Bir dakika anneciğim. Caner şimdi arabayı durdurdu. Niye durdurdu? En son benim canım buradan geçerken tatlı çekmişti. Kafam kıyacak. Öyle yaparsan olur tabi dediğin. Allah korusun. Allah korusun. Düzel hadi. Kafa kırılmadı. Hay Allah'ım. En son hamileydim. Yine Caner'e arabayı durdurtmuştum. Caner demiştim dur şurada bir tatlı al. Gerçekten Aslan'a hamileliğimden bu yana hiç canım tatlı istemiyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz videolarda öyle çikolata falan da almıyoruz anne. Genellikle. Hiç de yemiyorum ben. Ah Mira yoruldum vallahi kızım bugün ya. Sabah 6'da uyandık biz bugün. Hava kapkaranlıktı. Dedim bu ne? Gece vakti uyandık herhalde. Böyle birkaç saat uyumuşum da hemen uyanmışım gibi geldi. Çocuklar çok erken kalktılar. Anne dişim çiğniyor dişim. Neden? Dişim çiğniyor benim. Öyle de yoruldum ki saatimiz 6 oldu. Bugün bir pazara gittik. Oradan AVM'ye gittik derken saat 6 olmuş ya arkadaşlar. Mira babaanneye gideceğiz şimdi tamam mı? Babaanneye gideceğiz, markete gideceğiz. Evet doğru söyledin. İlk önce markete gideceğiz sonra babaanneye gideceğiz. Baba bize bir tatlı alsın bakalım. Baklava istedi canım. Caner de geldi. Gel bakalım. Al bakalım. Ay Caner. Arkadaşlar az önce arabadaydık. Başka bir mağazaya gittik. Yine bulamadık. Çilek vereceğim anneciğim. Biz Miralinda ile beraber yürüyerek geldik babaanneye. Caner de farklı bir yere gitti. Umarım orada bulabilir. Yani bugün kafayı koydu bulacak. Koş kardeşine. Çileğimizi de aldık. Kendine bakıyor küçük insan. Aslan. Oğlum ne haber? Ne yiyorsun sen? Sen ne yiyorsun? Ne yapıyor bu? Oğlum ya. Geldim. Buldun mu? Nerelerden buldum ya? Nasıl bir hediyeymiş bu? Nerelerden buldun? Başka yerden gittim. İki tane Migros'a gittim. İkisinde de yoktu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hediye paketi buldum. Hediye paketi buna sığmadı kırtasiyeden. En büyüğünü aldım. Eninde sonunda getirdim böyle elinde. Şşt! Sana gittim nerelerde hediye buldum hiç kapıda bile karşılamıyorsun bizi. Ne hediyesi la? Ana! Filtre kahve bir de. Ay kıyamam. Ne güle kula. Zahmet ettiniz ya. Gene ev hediyesi mi bu şimdi? Yine hediyesi. Ay yaparız artık Simbo'da. Çok güzel. Bunun kahveleri de satılıyor değil mi? Aa, bir de kahve almayı unuttum. Olsun öbür evde kullanırım ben. Öbür evde kullanırım. Burada açmam da. Kahve de alacaktık. Kahve de alacaktık. Aklımızda o vardı. Böyle bir şey var bende. Bu da çok eskiydi. Hiç kullanmadım. Aa, bunu hatırladım ben. Duvardan duvara değil miydi duvardan bu? Duvardan duvara. Öbür balkonun duvarları birbirine şey oluyor ya. Böyle ipi var. Hiç çamaşırlık düşünmeyeceğim. Asacağız böyle. Bu baklavalar da ne oldu ya böyle?
Güzel değil mi? Şu ceviz azaldı değil mi? Saatimiz 7.30 oldu ve nihayet artık eve girebildik. Çocuklar uyudular arkadaşlar. Öyle yorgunum ki. Pazardan da neler aldıklarımızı göstereyim size. Şu terlikler çok güzel ya. Bakın. Bunun ufak numaraları da vardı. Bayan olanları da vardı. Ama benim zaten evde yeterince terliğim var. Ev terliğim. O yüzden Caner'e aldık böyle. Çok da güzel. İçi böyle tüylü. Geçen sene çıkmıştı galiba bunlar. Evet, geçen sene böyle 2 sene öncesinde falan bayağı bir modaydı. Diyorum ya, artık pazarlar da hiç uygun fiyatlı değil yani. Mağazalarla aynı fiyatları hemen hemen. Bunlar da yine aynı şekilde Trendyol'da var. Trendyol'da da fiyatları aynı. 150 liraydı pazarda. Orada da yani mağazalarda da aynı. Böyle çizgili kazak aldım kendime. Siyah beyaz. Bir de grisini aldım. Renk renk var ama çok güzel. İnşallah bu beni dalmaz. Ben de böyle çok fazla giyemem kazak ama bakalım. Aslan Toş'a eşofman takımı aldım. Bu fena değildi ama fiyatı. Güzel de kumaşı. 250 liraydı. Şöyle. Bu da üstü. Beyaz çok yakışıyor ona. Beyaz, mavi, sarı. Çok güzel oluyor aslanı. Bu sivitler de 150 lira. Ben yine Caner'le ortak giyerim diye. Hani bol da seviyorum ben. Çok dar sevmiyorum zaten. O yüzden ben de giyerim bunu. Ama bana da bayağı bir yani. Bakar mısın? Benden buna 2-3 tane sığar ama olsun. Rahat rahat güzel olur. Bunlar da 150 liraydı. Bu da aynı şekilde 150 liraydı. Yeşil yoktu sivitti. İyi oldu. Bulmuşken aldık. Şu bodiler. Bunları ben beğeniyorum. Bir ara daha gittiğimde almıştım 3 tane. Yine 3 tane aldım. Bunların da 3 tanesi 100 liraydı. Bunlar güzel oluyor. Şöyle lila aldım. Aslında saks mavisi istiyordum ama yoktu. Böyle bir tane beyaz aldım. Bir de bu renk aldım. Bebe mavisi. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Lacivert aldım. Bir tane de siyah aldım. Sonra evet, pazar alışverişimi bitti. Gelelim Ebebek'ten neler aldıklarıma. Aslan'a aldım biraz bir şeyler. Şöyle alt üst takım aldım ona. Öyle. Bu da iyiydi ya. Bunun da fiyatı takım olarak 220 TL. Bunlar da böyle tekli satılıyor. Ama alt eşortmanları da olduğu için Ebebek'te renk renk var alt eşortmanlar da. Bedenleri öyle çok fazla kalmamış. Şununla mesela şunu takım yaparız. Güzel olur. Bir de böyle aldım. Sonra bir tane de böyle gri aldım. Böyle bu da bununla takım olur diye düşündüm. Allah Allah, ben bu kadar demek ki alt almışım aslana. Sanki daha fazla almıştım gibi geldi. Demek ki bıraktım sonrasında. Bunlar yeterli gelir herhalde aslan tuşumuza. Yani çocuklar gerçekten çok fazla kıyafet kirletiyorlar. Ben yetişemiyorum. İki günde bir iki makine çamaşır yıkıyorum arkadaşlar. Katla yıka, katla yıka. Yani neredeyse her günüm böyle geçiyor. Biraz da böyle yedekli kıyafetler kalsın ya. Ben de biraz dinleneyim, çamaşır yıkamayayım. Evet, alışveriş böyleydi. Bunları aldık. Güle güle giysin çocuklar da. Yarın da kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım yarın ne yapacağız. Yani şu anda aklımızda bir planımız yok yarın için. Bakalım birkaç saniye sonra göreceğiz. O zaman yarın yeniden görüşürüz. İkinci günden günaydın. Mira, ne kadar güzel oldun bugün sen. Sarı sarı. Allah'ım, göstereyim şöyle şu takımını. Anne, ben Baby Shark oldum. Evet, sen bir sarı Baby Shark oldun. Hele şu saçlar Caner. Tamam oğlum, tamam, buradayım oğlum. Aslan da gidiyorlardı ya. Sabah şu şey var ya böyle trafiği. İnanılmaz yoğun oluyor. Görüşürüz bebeğim. İyi dersler. O hava da serinlemiş. Bak sabahları serin oluyor bayağı be. Ay kuzuma benim ya. Hani öpücük atmadık ablaya. Oo, ben seni yerim ya. Allah'ım, ne kadar tatlı çocuklar. Şimdi ben
Kefir mi istiyorsun? Tamam. Aslan'ı duşa alacağım. Aslan kahvaltısını yaptı. Küçük insanla çıktık. Biz şimdi evden markete gidiyoruz. Bu arada Aslan'ı ben yıkadım. Miral'in diye okula gönderdikten sonra. Bir güzel de uyudu. Bir iki saat kadar uyudu. Kıyafetlerin de çok güzel oldu Aslan. Bebek arabasını alacağım. Arabadan böyle yürüyerek zor olur. Çünkü iki market gezeceğiz oğlumla. Hadi bakalım. Bebek arabasını aldım. Bisikletle gidecektim. O biraz daha zor olur diye. Bu daha rahat oluyor böyle. Ana oğul çıktık. İlk önce 101'e gideceğiz. Hem oradaki aktüel ürünlere bir bakayım. Sonra da BİM'e geleceğiz. Eve geçince de ne yapacağım? Börek saracağım. Kalem böreği yapayım. Buzluğa atayım. Kahvaltılara pratik oluyor. O yüzden yufka ve loru da almayı unutmayalım oluş, tamam mı? Domates mi buldun? Burada domatesin kilosu bayağı uygun. 20 liradan 15 liraya düşmüş. Alalım. Yemek olarak da menemen yapacağım. Çocuklara farklı bir yemek yapacağım. Patlıcan da indirimde. Bir tane de patlıcan alalım. Ertesi güne de karışık kızartma yapacağım. Aslan. Aslan gördü ya şimdi abur cuburları. Biz eve geldik şimdi. Market market gezdik oğlumla. BİM'e de girdik. BİM'den daha fazla bir şeyler aldım aslında. Yufkayı falan hep oradan aldım. Tavuk aldım çocuklara. Çatır tavuk yapacağım bugün size. Açayım mı annem? Gitmiş kış parçası dolabından ablasının oyuncaklarını almış. Hamurunu bulmuş. Bana gelmiş diyor ki aç aç. Bir de bir mutlu bir mutlu. Şimdi biz bu minik insanla beraber kalem böreği yapımına başlıyoruz. Açtın mı? Wow, Allah'ım. Aslan gel biz seninle beraber börek yapalım. Böreğimizi saralım, buzluğa atalım. Bir yandan da çocuklara bugün çorba yapacağım. Şehriyeli çorbaya bayılıyorlar. Ben de çok seviyorum. Bir de nugget yapacağım. Ama tavuğu kendim aldım. Filata tavuktan yapacağım. Galeta ununa bandıracağım onu yumurtaya. Öyle çok güzel oluyor. Bugün böyle evde sakin bir gün geçireceğiz. Dün çok tempoluydu. Yoğundu. Annemin hediyesini bir türlü bulamadık. Oradan oraya gittik. Mağazaları gezdik. Gerçekten çok yorucu geçti dün. Bugün gayet güzel, sakiniz, evdeyiz. Kendimizi mutfağa verdik oğluş. Bol bol yemekler yapacağız şimdi. Oğluşla beraber başlıyoruz. Böreğimizi sarmaya. Efendim annem. Miray'la yapıyorduk hep böyle mutfaktaydık. O okulda olunca artık oğlumla beraber yapıyoruz. Sanki Aslan da mutfağa meraklı. Zaten karnı hiç doymuyor. Hep yemek istiyor bir şeyler. Onu da yanıma aldım işte. Miray okuldan gelmeden hemen hızlıca böyle işlerimizi halledelim. Yemeklerimizi yapalım. Lorlu maydanozlu yapacağım böreğimi. Bay bay yapmıyoruz. Öpücük. Evet öpücük atabiliriz. Evet. Hadi sen de çizimini yap Aslan. Şöyle şey aldım. Böyle kesilmiş üçgen yufkalardan aldım. Annem o daha pişmedi. Bu arada annemin de eşyaları artık yavaş yavaş geliyor yeni evine. Böyle toplu bir şekilde göstereyim diyorum size. Kargoda olanlar da var. Ama yatağı geldi. Ankastra seti bekliyoruz. O da kargodaydı. Gelir birkaç güne. Yarın da gardırobu geliyor. Bugün de ne yapıldı? Halılar işte yıkamaya verildi. Perdeler yıkamaya verildi. Onları yıkamacıya verdik. Annem de pasaport işini halletmiş değil mi Caner? Pasaport işini. Bir hafta 10 güne gelecekmiş. Ha, bir hafta 10 güne. İyi, düğüne yetişecek o zaman. Çünkü düğüne de gitmeyi çok istiyordu. Ne? Burada saatte resmi var ya Miray'la beraber. Onu öpüyor biliyor musunuz? Kim o? Aslan ve Mira, evet. Öpüyor onu. Bugün uyandı ya. Yapıyor. Dur, dur annem. Sana da alalım mı akıllı saat? Mama. Mama istiyor, yo. Börekleri sardım böyle. Hepsini sardım. Çok güzel oldu. Çocukların çorbasını da hemen koydum ocağa. Tavukları da yıkayayım böyle. Güzelce keseyim. Mira'nın gelmesine yakın onları da airfryer'e atarım. Kaç aylı koyayım aşkım? Kahvaltıda kaç tane yersin? 3 tane yerim. 3 tane. 5 tane yersem 8 tane koy işte. Öyle ya. Aslan da yer, Mira da yer değil mi? 10 tane yapsan. Bizimki 2 kahvaltıda bitecek o zaman. Böyle ara ara yapmalı ya, buzluğa koymalı. Ben eskiden böyle
Çocuklar da yokken buzluğa baya bir şeyler yapıyordum, koyuyordum, iyi oluyordu. Artık fırınlar da çok pahalı oldu ya. Hani evet. Bir tane şunun tanesini 10 liraya alamazsın yani, öyle söyleyeyim. Ah, oh, ekmeğimiz de var, tam şamandıralık. Doğru söyledim değil mi? Böyle banmalı banmalı, ben severim menemeni böyle kaşıkla çatalla değil. Ekmekle beni bandıra bandıra yiyeceğim. Daha böyle lezzetli oluyor. Burada da şöyle biberlerim var. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. Ne yapıyorsun aslan sen? Aslana biri yapıyor size. Küçük küçük. Küçük küçük doğrayıp yağda kızartacağım. Üstüne sarımsaklı yoğurt. Ziyan olmasın bunlarda. Yer misin aslan böyle? Yer tabii. Yemez mi? Gel, yıkayayım, vereyim. Al bakalım. Afiyet olsun sana. Biberlerin güzelliği, kokusu o kadar güzel ki ben böyle zeytinyağında yapıyorum genellikle, biliyorsunuz her yemeğimi. Zeytinyağında güzelce böyle kızarttım onları. Şimdi tabağıma alacağım. Üzerine de şöyle sarımsak ve yoğurt. Hadi bakalım. Biraz daha. Aşkım biraz daha dedim ki kızarsın diye. Yağından da ekleriz içerisine. Çünkü zeytinyağı kullandık. Şöyle. Caner de sarımsaklarımı yaptı. Bir yandan bana yardımcı oldu. Benim dışarıda işim olmasın, evde işim olsun aşkım. Ya. Dışarıdaki işleri sevmiyorum. Evi daha çok seviyorum ben. Oh Caner, sadece bu bile yeter aslında. Bana yeter. Ya ben böyle şeyleri daha çok seviyorum, böyle meze türleri. Bunu dök üstüne. Zeytinyağı. Biberlerimiz şöyle hazır arkadaşlar. Hayır, hazır değil. Son dokunuş. Aa bak, hiç aklıma gelmemişti. Kurbanın acısı. Acılı. Aslan. Geliyorum Yalinda. Başka kıyafet giymişiz yine. Hoş geldin minik insanım. Biraz yorgun görünüyor Caner. Yoruldu, orada enerjisini atıyor işte. Çok mu yoruldun bugün? Saçlar bozulmamış. Koş bakalım. Gel. Bak aslan da burada. Evet. Sana çok güzel yemekler hazırladım. Çanta. Bugünün menüleri arkadaşlar çok güzel oldu. Biraz galetayı az koymuşum bu arada, tavuklar, ama çıtır çıtır güzel. Ben yani airfryer'de tavuk güzel oluyor, beğeniyorum ben. Burada yoğurtlu sarımsaklı biberimiz var. Menemenimiz hazır. Oo. Sıcacık çorbamız da hazır. Bize afiyet olsun. Yemeklerimizi yedikten sonra da çocuklarla bahçeye ineyim. Çünkü bayağıdır ben bahçeye inmiyorum. Sulamam da lazım. Hava dereceleri yüksek olduğu için halen daha su isterler. O yüzden bir karnımızı doyuralım. Sonrasında bahçeye ineceğiz. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Çocukların üzerleri o kadar kirlendi ki, dedim ki zaten bahçeye inecektik ya, hiç değiştirmedim. Aslana bakın hele. Bu hal ne aslan? Caner de içeride mutfağı toparlıyor. Bayağı bir dağıldı mutfakta. Biz de burada biraz oynayalım çocuklarla. Sonra çiçekleri böyle sulayacağım. Ne yapıyorsun aşkım? Oo, halı silkiyor ya. İşte temizlik böyle olur. Halı silkilir, havalandırılır. Şimdi ben de geçerim birazdan. Şu çocuklar biraz oyalansınlar burada. Duş aldıracağım. Aslanın bugün ikinci yıkanması olacak. Bineceğim mi kaydıra? Hoppala. Ona da bineriz. Onu da al. Evin küçük yaramaz oğlanı seni. Ne yapıyorsun? Çocukları bahçeden eve aldık. Her yerleri kum olmuştu. Kitabı da mı yapıyorsun oğlum? Ben de öyle yoruldum ki ikisini aynı anda yıkadım ettim. Şimdi kahve içeceğiz artık. Bir kendimize gelelim çocuklar. Uyumadan önce kahvemizi de içelim. Sizi de şöyle şuraya alayım. Caner, yapıyorum kahve.
Vallahi bayağı bir yorgunluk çöktü bize Caner'le beraber. Caner evi topladı, ben çocuklarla bahçede oynadım. Artık sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.